biz diyor işte koyalım buraya. Tamam. Şu boyutsuzu koyduk buraya diyor. Evet. Ne var arkasında? Kalem. Kalem var, evet. Evet. Bu boyutsuzdu. Öyle değil mi? Boyutsuzdu. Evet. Bunu kalemle bir kalem var. Kalemle birlikte. Şimdi bakın noktayı buraya koyuyorum tekrar. Gördünüz mü şurada nokta? Evet. Arkada ne var? Kalem. Bir boyut var. Evet. Arkada bir boyut var. Önce boyutsuzla nokta, noktayla nokta ve kalem. Evet. Kalem dedi. Şimdi kalemi size gösteriyorum. Kalemi gösteriyorum. Evet. Kalemin arka, kalem bir kitabın sırtı. Bir kitabın sırtı. Siz görmüyorsunuz. Fakat ben kitabı çevirdiğim zaman görüyorsunuz. Evet. Noktayla başladı. Bir uzunlukta iki uzunluk oldu. Kare bir şey çıktı veya A çarpı B diye bir şey çıktı ortaya. Evet. Bu nedir? Bu kitap. Bakın kitap. Ana kitap. Evet. Peki bu nedir? Bu kitap bir kürsünün üzerinde. Demek ayakları var. Evet. Bir kürsü var yani ortada. Ya üzerinde kitap var ama altında dört tane ayak var. Ayak var, evet. Arşın dört ayağı orada var zaten. Ah, çok güzel evet, oldu. Evet, çok orada güzel var. Bir ama şimdi oturuyor her evet, şey. Her şey nereden başlıyor sevgili dost? Bir noktadan başlıyor. Evet. Bir nokta evreni yarattı. Bir nokta Levh-i Mahfuz'da kitap olarak çıktı ortaya. Evet. Boyutsuz bir nokta birdenbire boyut sahibi oldu. Evet. Noktaydı şurası değil mi? Nokta. Evet. Bu sonra noktaydı. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Sonra buraya bir kitap koydum. İşte elimi kitap kabul öyle edin. Oldu. Evet. Şimdi kitabı da gösteriyorum size. Hı-hı. Değil mi? Kitap da gözüktü. Evet. Levh-i Mahfuz. Peki bu kitap neyin üzerinde? Şunun üzerinde. Kürsünün üzerinde. Kürsünün üzerinde. Evet. İşte beşul kürsi falan hepsi bunlar. Evet. Hepsi bu. Olay bu. Evet. Demek ki her şey bir noktadan başladı ve satır aralarında. Ne olmuş? Önce ne olmuş? Her şey ama her şey şundan geçiyor. Bir nokta. Dikkat. Bir nokta. Bir kalem. Evet. Arapça bu sıfırdır. Evet. Sıfır, bir. Bir. Evet. Şöyle şuraya yazalım. Sıfır evet, ve bir. Bir. Şu. Evet, bunları yan yana getirdiğiniz zaman şey, matrix oluşuyor zaten. Her şey, sıfırlar her şey ve birlerden. Evet, sıfır ve birlerden her şey oluşuyor evet. Bunlardan. O bizim bilgisayarlarımızın ana şeyi de budur. Sıfırlar evet. ve birlerden oluşuyor. Evet, bunlardan oluşuyor. Bütün yapısı. Bunlar hepsi bunlar bir şey. Evet. Başka bir rakam yok yani. Ben isterseniz şeyi başka rakam olmadığını ispat edeyim mi? Tamam. Şurası, hemen bir başka programda mı yapalım? Siz nasıl isterseniz. Hadi silelim bunu. Silelim bunu. Herhalde bu yeterli değil mi? Tamam yeterli. Aa, önce şey anlatalım. Nasıl indi? Evet bir de soru vardı. O soruyla birlikte anlatalım onu. Soru diyor ki sonra bütün bu işler sizin saya geldiklerinize göre 1000 yıl tutan o günde onun nezdinde çıkar. Sonra bütün bu işler, hangi işler oluyor bu? Ondan evvel şeyi anlatmak zorundayım. Bu Kadir Gecesi inme durumuna. Tamam. İnna ezelnahu, onu indirdik, Kur'an'ı indirdik. Evet. Levh-i Mahfuz'u, ana kitaptan indirdik. Buraya, önce buraya, sonra buraya Hı-hı. indirdik. Manasını, meramını da aşağı sakladık. Evet. Dip. Allah'ın meramını. Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? Arşın, arzın dibinde ne var biliyor musunuz? Dabbetül arz var. Onun altında ne var? Arş var. Arş var. Tekrar. Oradan başladı oraya gitti. Evet. Yani tekrar değil. Allah'tan geldik Allah'a gittik. Evet. Olay bu yani. Evet. Bunun altında arş var. Evet. Şimdi gelelim şeye. Kadir Allah'ın meramını burada tutuyor. Tabii. Burada tutuyor. Evet. Yani bu Dabbetül arz denen yaratık bu işi biliyor. Evet. Anlatıyor. İşte benim anlattığım gibi. Yani beni Dabbetül arz gibi düşünün. Evet. İşte anlatıyorum işte. Evet. Öyle düşün onun yani. Gibi. Onun evet. gibi düşün. Evet. Meram anlatıyorum. Hı-hı. Meram nedir? Allah'ın düşüncesi. Aklından geçenler. Aklından geçenler. Evet. Acaba bu konuda hani tamam herkes söylüyor. İşte, Allah söyle filanca efendiye göre falanca oruç şöyledir. Allah'a göre böyledir. Nasıldır? Evet. Allah'a bu göre da meram. Evet. Evet. Bu da meram olmuş oldu. Evet. Böyle evet. bir meram da Allah'ın anlatmak istiyor. Allah'a göre nedir her şey? Evet. Önemli olan da evet, o zaten. Şimdi inişine gelelim tekrar. Evet. Bir defada Kur'an tamamı indirildi. Nereye indirildi? Geceleri dünya semasına. Evet. Dünya semasını niye göremiyoruz? Dediğim gibi bir ayak yok. Evet. Var ama yok. Evet. Çünkü şöyle çektik çizgiyi. Böyle çekmeseydik ayağı görecektiniz. Evet. Sonra buna boyut deniyor. Boyutun evet. saklı boyut deniyor. Saklı boyutta Kur'an indi mi? İndi. İnanın ezenâ fîleyleti galir
Ve ma edrake ma leyletil kadri. İdrak ediyor musun? Edrake. İdrak, algı. Hı. Algı yapabiliyor algılarına musun? Algılarına çıkma. Algılayabiliyor musun? Algılayabiliyor musun? Ma ki o, nasıl bir şey? Leyle gecesi kadir. Kadir gecesi ne olduğunu algılayabiliyor musun? Ve ma edrake ma leyletil kadir. Evet. Bakın, Allah durup dururken neden bunu soruyor biliyor musunuz? Neden algıyı soruyor bize? Neden idrakı soruyor? Allah yemin eder bazen. Bazen evet. İdrak eder. Evet. İdrak etmemizi ister. Aklımızı kullanmamızı ister evet. Allah. Mesela der ki fela uksima mevakin nucum. Yıldızların yerlerine yemin ederim. Yemin ederim. Evet. Bu öyle büyük bir yemindir ki der Allah. Evet, devam Allah eder. Allah. Ya diyorsa Allah üzerinde bir mabut mu var da ona mı yemin ediyor? Ha ben evet. Allah üzerinde yemin ediyorum da Allah üzerinde bir Allah olmadığına göre. Evet. İşte bunun anlamı ne biliyor musunuz? Şu arş aynı zamanda burada. Evet. İşte bu. Allah buna yemin ediyor. Evet. Evet. Yani en büyük yer başladığı yerde en küçük vardır. Evet. Aralarda çünkü Allah bize kalp damarımızdan daha yakındır. Evet. Değil mi? Öyle diyoruz ona. Evet. Ne diyoruz ona? Hablil verit. Habl nedir? İngilizcesini söyleyeyim ya da Latincesini. Kablo. Kablo. Ne? Kablo diyor Allah. Resmen kablo diyor. Hablil verit diyor. Nedir? Kalp jeneratörüne bağlanan yerin adı. Ben diyor size oradan da yakınım diyor. Evet. Şimdi şeyimiz iniyor bizim. Kur'an'ımız indi aşağıya. Evet. Geldi. Sen bunun ne olduğunu idrak edebiliyor musun diyor. Öyle bir şeyler var ki, sırlar var ki diyor, idrak edebiliyor musun diyor. Meram anlatılacak diyor burada, meram. Evet. Benim kafamda olanlar, aklına geçenler sana anlatılacak diyor. Evet, özleri, burada. Özü. İdrak, bunu idrak ediyor musun evet, diyor. Evet. Yoksa hala aklı kullanamayan sefillerden misin? Hani evet. Derim evet, ya, evet, öyle bir şey evet, misin? Evet. Ve devam edelim. Ve maddeki maliyeti kadir. Leyletül kadir. Kadir gecesi evet. Hayırın bin aydan daha hayırlıdır. Elf şehr. Elf bin demek. Evet. Şehr meşhur demek. Hı hı. Meşhur. Mesela bir şehirden niçin diyoruz meşhur? Çünkü köy değil orası. Meşhur bir yer. Meşhur bir yer. Ama aynı zamanda ay demek. Evet. Ay. Yani şey tabii gökteki ay kamer değil. Hı hı. Bizim mübarek ay dediğimiz evet. Ay gibi. Hı hı. Şimdi bu ay diyor ki 83 yıla bedeldir. Evet. Çok önemli bir şey. Bin ay 83. Bin ay. 83 hayırlıdır diyor. Evet. 83 yıl eder. Bin ay. Evet. 83 yıl eder. 83 yıl daha sonra anlatırız onu. Andromeda ile galaksinin arasındaki paslaşma. Üst üste binme. Andromeda galaksisi ile Samanyolu galaksisinin üst üste paslaşması. Üst üste binmesi. Yani 83 dönerken, yılda bir bunu yapıyorlar. Evet, bir noktada birleşiyorlar. Evet, bakın şöyle birleşme bu. Bu benim elim, bu da öbür... İki galaksiyi temsil ediyor böyle. Evet, evet. Böylece. Şimdi evet. Bunlar böyle değil. Evet. Dönüyor, bu da değil. Dönüyor, evet. Dönüyor, neyse dönüyor. Aa, işte bu. Evet. Araları açıldı. Evet. Her şey açıldı bakın. İniyor, satırlar açıldı. Andromeda galaksisinden iniyor. O dursun, o çünkü çok anlaşılması zor bir şey. Anlatacağım da, onu da anlatacağım ama bugün değil çünkü yetiştiremeyeceğiz. Evet. O yüzden korkuyorum. Andromeda galaksisi bir kenara bırakalım. Galaksi tutulması deniyor ona. Evet. Biz gelelim şeye. Bin aydan daha hayırlıdır evet. Olayına. Evet. Bin aydan hayırlıdır. Eşit 83 yıla eşittir. Öyle bir gece ki o. Hı hı. 83 yıla eşit. Ya da bin aya eşit. Evet. Bin tane ay. 30 günden 30 bin ediyor. 30 bin güne eşit. Evet. Değil mi? Evet. Yıl olarak da 83 yıla 83 eşit. 83 yılı yapıyor. Şimdi... O gün diyor 83 yıl gibidir diyor. 83 evet, yıl bir gibidir. Bir tek gece 83 yıla bedeldir. Yıla bedeldir diyor. Evet. Hani Allah'ın bir günü, bin yıldır falan var ya. Evet. Mesela şöyle bir şey anlatayım. Ben bisiklete binip gidersem saatte 20 kilometre yaparım. Evet. Motosiklete binersem 80-100 yaparım. Evet. Rokete binersem saatte 50 bin yaparım saatte. Bilmem UFO'ya binersem saniyede 50 bin yaparım. Evet. Anlatabildim mi? Bu ne demek? Ben ne kadar hızlanırsam zaman o kadar kısalacak. Evet. Mesela bir UFO. Evet. Bir UFO.
UFO demeyelim gene, biz gelelim Kur'an'a. Kehf ehli. Yani mağarada uyuyakalanlar. Suretil Kehf. Evet. Bir UFO'nun kaldığı süre içinde kaldılar. Bir UFO hızlandığı zaman, zaman yolculuğu yaptığı zaman bir UFO ya da mağarada uyuyan 7 kişi, köpekleri de 8 kişi. Evet, Kehf suresindeki. Evet. O kişiler aynı mekanizmadan geçiyorlar. Evet. İkisi de bir kubbe altında, bir kapalı sistem içinde, kapalı devre içinde. Her ikisi de. Evet. Onlar mağarada muhafaza altına alınmışlar. Bu da UFO. UFO için şeyi bulabilir misiniz bana? Nur 35'i. Nur 35'i hemen... Hemen bir bulalım varsa. Nur 35'e gelecektir şimdi. O gelince anlatayım o zaman. Tamam. Şimdi gelelim, bu 83 yılda oluyor bu işler. 83 yılda. O gün ne olmuş? Devamını anlatayım. Elfi şehri. Tenezzelül melaiketihi, inerler melekler, melaiketi, bütün melekler inerler. Evet. Bütün melekler inerler. Melekler ve ruh? Hayır, önce melekler inerler. Melekler, evet. Melekler inerler. Ve ruh tekil. Melekler çoğul, ruh tekil. Ruhlar değil, ruh. Ruh zaten ruhlar yok. Ruh. Allah üflediği kendi ruhu. Evet. Hazreti İsa üflediği, bana üflediği nedir? Hani evet. Doğuyorum ya, evet. Ana rahmine üflediği nedir? Ruh. Kendi ruhu. Kendi ruhu. Bizim ruhumuz yok. Biz emanetiz Allah'a. Evet. Evet. Onun ruhunu almış, yürüyoruz onlar. Hani bir balon gibiyiz. Hani köpük balon vardır ya, üfürürsün gider işte, öyle bir şeyiz. Dolayısıyla ruhlar kelimesi de aslında yanlış bir kelime olmuş oluyor. Bakın, nasıl ki Allah'lar olmazsa ruhlar da olmaz. Olmaz. Ruhlar alemi, ervah-ı alem. En büyük hata, ne kadar büyük hata bu biliyor musunuz? Evet. Tektir, ruh tektir. Allah da orada ispat ediyor. Bu tektir diyor. Ve tek bir ruhtan bahsediyor. Bu arada Nur suresi 35, Allah semavat-ı arzın nurudur. Evet. Nurunun temsili sanki bir mişkat, içinde bir misbah, misbah bir sırçada, sırça sanki bir kevkebi dürü, bir inci yıldız, mübarek bir ağaçtan tutuşturulur. Tamam, çok güzel. Şimdi bu evet, devam edelim, bitirelim işteyse. Bir zeytundan ki ne şarkidir ne garbi. Evet. Yağı hemen hemen ateş dokunmasa bile ziya verir. Nur üstüne nur. Allah nurunu dilediğini hidayet buyurur ve insanlar için meseller darp eyler. Meseller, yani misaller, şu yazdıklarım gibi. Evet, bunlar bir misaldir. Misal. Evet. Allah her şeyi alimdir. Evet. Şimdi orada ne anlatılıyor biliyor musunuz? Tabii sorarsanız orada lamba anlatıyor. Evet. Anlatılıyor. Lamba bir cam içindedir. Camın içinde de bir ışık vardır. İnci gibi parlar falan, değil mi? Evet. Evdeki lamba. Evet. Edison buldu. Evet. Yani bunu çok komik değil mi? Öyle ya? Öyle de diyorlar. Ona da getiriyor. Komik, evet. Evet. Ha, bu kadar basit bir Kur'an ne diyor bak? Yani Kur'an, bir ampul için evet, bir şey mi anlatacak? Evet. Burada yani mutlaka başka, evet, yani bir bilgisayar. Hadi anlarım, şurada levh-i mahfuz demiş. Anlarım bilgisayarda. Hı-hı. Onu böyle bir şey. Neyse, gelelim, o yedi anlamı vardır biliyorsunuz Kur'an'da. Her şeyin, hı-hı, yedi anlamı vardır. Nereden biliyoruz bunu? Kur'an nurdur diyor Allah. Nur demek beyaz ışık. Evet. Sonra ona diyor ki, iç içe katlanmış yediği verdik. Sana, evet, and olsun bu Kur'an'ı, hı hı, ve iç içe katlanmış yediği verdik diyor. Evet. Sept-i Mesani. Evet. Sept-i Mesani. Sept-i Mesani. Sept-i yedi. Mesani, tayf demek. Evet. Hani şey diyoruz ya, yedi renk. Işığın tayfı oluyor. Evet. Yedi renk oluyor. Kur'an da yedi renk. Evet. Biz her birini alacağız, konuşacağız bunların. Evet. İleriki programlarda bunların da ikinci, evet, üçüncü, dördüncü, beşinci anlamı var. Ben birinci manalı anlatıyorum bu şu anda. Bu birinci manalı. Evet. Bu arada ayet şöyle devam ediyor. Nurin Allah'ın nur. İşte meseller, biz onları insanlara anlatıyoruz. Bilenlerden başkası bunları anlamaz. Evet, bilen, alimlerden başkası bilmez. Evet. Tabii herkes alim şu anda. IŞİD'de şey var, bir tane Bağdat'ı var. En büyük alim sayılıyor dünyada. Şu anda başa kellesine şey koydular, para koydular, ava çıktılar. Evet. Bakar mısınız? Ne kadar basit. Ne büyük işte, alim ne, ya. Yani. Hadi gidip elde ayar öpsek de bize bulaşsa alimlik. Yani. Çok alimlik şey olmuş oldu. Son nefeste insanlara verilir dostlar. Evet. Allah alimdir. Kendi adını, alim olan adını son nefeste verir. Son nefeste. İnsan son nefesinde alim olduğunu fısıldanır. Fısıldanır, o bilmiş kadar, olur. O kadar. Evet.